Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün süper atıcı vs tüm birlikler yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz artık bu kanalımızda bir gelenek haline gelmeye başladı. Her yeni bir asker geldiği zaman diğer tüm birliklerle kapıştırıyoruz. Bugünkü kapışacak olan askerimiz ise süper atıcı. Herhalde kanalımda bu son süper atıcı videosu da olabilir. Çünkü Gerçekten biraz beklentilerinin altında oldu ama bu sefer birazcık daha belki fikrimizi değiştirtebilir süper atıcımız. Hadi bakalım kapışma videomuza geçeceğiz. Bu arada bir dakika dur 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 çok hızlı ilerledik. Gençler dünkü videoda aynı şekilde hızlıca videoya girdim. Like istemeyi unuttuk. Yani siz de like atmayı unuttunuz. O yüzden videonun en başındayken sağlamından bir 5000 like atarsanız sevinirim. Daha, daha fazlası geleceğine inanıyorum. Çünkü kanalımda bu tarz içerikler gerçekten çok seviliyor. Hadi bakalım videomuza geçiyorum. Bu arada kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar da var. Onlar da videonun çıkışı kaçmasınlar onları yakalayacağım. Bu arada abone olun gençler hadi bakalım. Hop başlatıyoruz videoyu. İlk şu ilk 5 dakikasını atlıyorum çünkü çok gereksiz vaktinizi boşalmak almak istemiyorum arkadaşlar. Şurada Mr. Mobile Phone abiciğimiz çok güzel bir şekilde hazırlamış. Normalde bunu ben de hazırlardım ama hazırlasam süpersel pat ...pa yapıştırır telifi. o yüzden biz de Mr. Mobile Phone abimizden alıyoruz bu videoyu. Hop şu an arkadaşlar sağ tarafta normal atıcı, sol tarafta ee, süper atıcı var. Yani aradaki farkı siz görün. Hemen soldaki birazcık daha böyle üst üste vuruyor. Yani 3 kere atış hakkı var. Diğerinin 2 defa var. O yüzden aslında bir şey söyleyeyim mi? Normal atıcıya 3 defa vurma hakkı verse var ya normal atıcı süper atıcıdan daha iyi olur. Yani bakın tak tak tak. O yüzden 3 kere vurduğu için birazcık daha önde ilerliyor. Normal atıcı süper atıcıdan daha hızlı normalde arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere yani süper atıcı hop bitirdi bile. Son bir tane inşaatçısı kaldı. Hatta yardıma gidiyor şeye. Normal atıcıya yardıma gidiyor. Normalde normal atıcı da güçlü arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani güçsüz değil. Yani süper atıcıya nazaran. Fena değil ama işte. Ad üstünde süper olunca Birazcık daha maliyetli birazcık daha fazla yer kaplıyor ama işte dediğim gibi biraz beklentilerin altında kaldı arkadaşlar kesinlikle nerf gelecektir yani pardon özür dilerim buff gelecektir yanlış söyledim yani gücünü mutlaka artıracaklardır ya da en azından arttırmasalar bile barınma alanını bir tık düşürürseler arkadaşlar çok daha tatlı olabilir diye düşünüyorum hadi bakalım yok tamam bundan sonrasını arkadaşlar böyle Uzatmıştı uzatmış biz direkt VS'ye geçelim. Şimdi sevgili dostlar burada sizlerle birlikte ben de ilk defa izleyeceğim kapışmayı. Burada sol tarafta süper atıcımız var sağ tarafta da normal atıcıdan başlamış güzel bir başlangıç hızlı bir şekilde buradan saldırımıza daha doğrusu videomuza başlayalım videoyu kılıklaş kanalından alıyorum arkadaşlar açıklama kısmında videoların sahiplerinin kanallarının linkini koyacağım burada gördüğünüz üzere iki tane bir tanesi halledemedi iki tane bıraktı bu sefer iki tanesi de halledemedi gibi 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 vallahi helal olsun süper atıcı aldı arkadaşlar şimdi normal barbarlarda sıra Bunda arkadaşlar tek attı neredeyse. Okçularda bakayım. Okçular Abi şaka yapıyorsun. Okçuların hepsine tek attı yine her zamanki gibi. Büyücüler de sıra. Oha. Lan. Yani bunlar toplu birleşmesinler. Yoksa knockout eder. O kadar söyleyeyim. Toplu hasar vermesi gerçekten çok güzel. Burada devimizde sıra. Devimize de güzel hasar veriyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu arada hala like atmayı unutanlar var. Hissediyorum. Gençler unutmayalım. Bak yan yanalar ya madenciler. Madencilere toplu hasar verdiği için gayet güzel bir şekilde aldı ama tek tek vursaydı alamazdı. Pekka net alır. Net alır. Bak Pekka'nın kaçarı yok. İki tane vurdu mahvetti. Bence Yeti alacak. Yeti alacak arkadaşlar. Yeti çok daha iyi vuruyor burada gördüğünüz üzere. Hani baya sağlam vuruyor lan yavaş yeticik. Bu ne? O gelelim süper birlikleri. Süper birlikleri de koymuş çok güzel. Aga fena vurdu bak ha. Çok fena vurdu. Galiba okçular bak Toplu vursaydı okçuları alırdı ama toplu vuramadığı için tek tek vurduğu için Canım minicik kaldı. Canım minicik kaldı. Yok süper büyücü alamaz bu arada. Gelelim Valkür'e. Valkür yok Valkür'de süper alamaz abicim. Hı. O kadar şey değil yani. Etkili vurma fena vurmuyor arkadaşlar. Fena vurmuyor yine çok şu kadarcık canı kaldı ama e, o kadar etkili değil. Kelle avcısı abicim sen git hero'ları vur. Abi bu kelle avcısını bence koymasaydı da olurdu. Çünkü zaten arkadaş ama iyi yavaşlatıyor. Zaten yavaş. Bayağı iyi yavaşlatıyor kankam. Bayağı bayağı yavaşlattı. Hani kelle avcısı, hero'larla ilgileniyor arkadaşlar. Kahramanlarla ilgileniyor. Hmm. Fena vurmadı. Güzel. Lan nasıl Oha, köpeklerle bile kapıştırmış yu. Lasiye bak. Lan. Lasi vallahi helal olsun Lasiye. Şimdi süper valkür. Süper valkür alır ya. Süper valkür içinden geçer abicim. Adı üstünde süper birlik. Yani ama süper birlikler arasında o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani baksana süper cadı normal valkürü alıyor bile ki. Bak oy devin vuruşunu gördünüz mü iskeletin? Normal buradan barbar kaybeder ya. Bak bir dakika kafa kafaya gidiyor sanki. Abicim yok yok şey barbar alıyor. Barbar daha hızlı vurduğu için arkadaşlar barbar alıyor. Golem de sıra. Bakalım golemcik ne yapacak? Golem. Lan. Bir dakika. Geri alabilir miyiz? Bir geri bir dakika birazcık daha geri alacağım ha. Ne vurdu buna bu kadar hasar verdi? Bir. Ha hızlandırdı. Tamam tamam tamam. Bir an dedim ne oluyor? Hızlandırdı burada okçu kraliçe. Güzel vurdu okçu kraliçeyi tebrik ederim o Hasarı zaten yüksek. Burada yak var arkadaşlar. Öfkeli yak. İlk başta çok güzel hasar verdi ama sonradan öfkesi geçince hasar verişi birazcık azalıyor. Burada biniciler. Oy. Oy. Ama son seviye binici kullansaymışsın daha güzel olabilirmiş aslında. Süp boksör dev var burada. Süper dev özür dilerim. Boksör dev nereden çıktı? Süper dev var arkadaşlar. Fena vurmadı bak boksör dev olmasına rağmen onu indirdi arkadaşlar. Yani gerçekten hasarı düşük birazcık daha arttırabilirlermiş. Onun dışında yani diğer süper birliklere nazaran hep kaybetti arkadaşlar nispeten. Yani süper birlikler arasında en güçsüzlerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Sizce ben kendi fikrimi söylüyorum hani herkes bana katılacak diye bir şey yok Sadece kendi, kendi fikrimi tamamen sundum sizlere arkadaşlar Abi haksızsın veya haklısın yorumlar kısmına yazabilirsiniz Burada kraliyet şampiyonunu kapıştırıyor Gayet güzel Baby <laughs> Abicim bebek ejderi nasıl vursun Ama bebek ejderin onun üzerindeki etkisini görüyorsunuz ne kadar ee... Kısa bir süreç... Hiç... Abicim siz siz olun Sakın minyonlara yakalanmayın Süper minyonlar mahvetti Elektro Ejder de aynı şekilde fena bir şekilde vurdu. Yıldırım etkisi, yıldırım büyüsü üzerindeki arkadaşlar etkisini görüyorsunuz. Fena vurdu. O da güzel. Hani bu şekilde arkadaşlar. Test edilmesi gereken tüm birlikleri test etti. Şahsen ben açık konuşayım. Dur lan gelmişken alalım şunu. Ee, ben kendi fikrimi söylüyorum. Hani burada aralarından en güçsüz birliklerden bir tanesi bence süper atıcı. Ben kesinlikle en iyisinin süper barbar olduğunu, sinsi goblin olduğunu, cehennem ejderinin süper duvar yıkıcının olduğunu ve en çok kullanılan askerlerden bir tanesi olan süper büyücünün olduğunu düşünüyorum. Diğerleri zaten çok iyi olsaydı da onlar da kullanılırdı. Hani gereksiz fazla yer kaplıyor arkadaşlar. Kendi fikirlerimi tamamen sunuyorum. Fazla yer kaplaması ve hani derler ya, fiyat performans değil abicim. Fiyat performans barbardır. Yani size bir nispeten örnek göstereceğim dostlar. Bakın şuradan bırak şunu ardından hemen barbar bırak. Bak izle. Bak Aynı hasar veriyorlar nispeten ya. Bak abicim. Tabi 3 tane üst üste atmasından dolayı arkadaşlar. Ekstra hasar vermesi ayrı mesele. Yani benim gözümde barbarlar daha iyi. Açık konuşayım yani. Ben oyumu barbarlardan yana kullanırdım kesinlikle. E bari gelmişken de bir artı alıp çıkalım. Görevimizi bitirelim. Şu görev bittikten sonra bir daha kullanmayı açık net konu açık konuşayım. E, kullanmayı düşünmüyorum gençler. Şöyle etrafı bir temizlesinler. %50'yi tamamlayıp çıkacağım abicim. %50 bak başka bir şey istemiyorum %50 Kral kraliçeyi kullanmaya gerek var mı? Kraliçeyi kullan özelliğini Birazcık da artı alalım be aga Tamam çıkışımızı verebiliriz %65 bonusun en azından %95'ini vermiş olacak gayet güzel 190 de bonus ki ne kadar harcadık ki bakayım 80 bin harcadık yine bu kardayız arkadaşlar ee, bakalım kaç kalmış 12 tamam. Az kaldı. 8 saldırıdan sonra ben elveda diyorum süper atıcıya. Sizler kendi fikrinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Çıkarken de size zahmet bir abone olup like atıp bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Bay bay. adios amigo. Kapatıyorum videoyu hadi. Çık. Bak şuralarda video falan çıkmıştır. Tıkla şuralara. Ya da tıklama, sen bilirsin. Hadi bay bay.